Uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Geçen sene Ocak ayından beri Shiitake ile uğraşıyorum. Yani okuyorum, video izliyorum. Ondan sonra ne bileyim elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. İstediğim yani kompost sisteminde daha istediğim verimi aldım mı alamadım. Ama çok güzel başarılarım var. Sonuçta bir amatör olarak yani bir mikrodalgada veya yapay bir düdüklüde yapabildiğim kadar talaş ağırlıklı çalıştığım halde %80'lerden 85'lerde bir başarıya sahibim. Ama işte kompostlardan istediğim verimi alamadım. İzlediğim videolardaki gibi bir Çin, Japon veya bir Fransız veya bir Amerika gibi böyle 1 kiloluk bir komposta veya 3 kiloluk, 4 kiloluk bir komposta dolu dolu mantar alamadım. Sebebini niye alamadım orasını bilmiyorum. Sağ olsun arkadaşlar da bu işini bilen arkadaşlar da yardımcı olmuyorlar. Bunu da her zaman dile getiriyorum. İşte kendi çabamda uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela artık kompostun dışı yeşil küf olmaya başlamış. Olabilir. Umursamıyorum da artık yani. Zaten yaz geldi. Yaz döneminde de soğutmak biraz zor. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane pin bunda var. O kadar da kaliteli bir mantar olmayacak. Zaten pinin patlamasında kalitesinin ne olduğu ortaya çıkıyor. Evet, bu %50 dut talaşı, %30 gibi meşe talaşı karışık. Ve işte benim kendi uydurduğum işte fıstık kabuğuydu, mısır nişastası, işte karbonat falandı filandı, carttı cırttı. Evet, zaten bunlar da hemen hemen işte 3'er kiloluk kompost. Zaten bu şu anda elime koyduğum %100 talaş. Çok eski denemelerimden bir tanesi. Yeşil küftü. Hatırlayan varsa yeşil küftü. Yeşil küfü yendi. Her neyse arkadaşlar, buradaki maksatım, aslında ki videomun amacı kütüğü anlatmak. Arkadaşlar geçen sene Ocak ayında yapmış olduğum iki tane shiitake kütüğü vardı. Denem amaçlı yapmıştım. Ve geçen sene sonbaharda bana yüzümü güldürdü, ama tabii ki tam olarak yüzümü güldürmemişti. Geçen sene Ocak ayında yaptıktan sonra 9 ay sonra ilk defa bir 5000 patlatmıştı. 5000'in iki tanesini, evet iki tanesini, yok 3 tanesini, özür dilerim, 3 tanesini büyütmüştü. Tabii o zamanlar hiçbir şey bilmiyordum. Haddinden çok acemiydim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda kütüğün sarımını tam olarak bitirmesinin mutluluğu içindeyim. Arkadaşlar kütükler normalde kapak sistemi, delme sistemi, çentik sistemi, işte aklınıza ne geliyorsa bilmiyorum, nasıl aşılarsanız aşılan, misali nasıl ekerseniz ekin, ilk mantar alacağınız yerler misali koyduğunuz yerlerdir. Buralarda miselin gücüyle beraber enerji yüksek olur. Yani mantarın sindirim sistemi diye hitap ettiğim olay. Sindirim sistemi ilk çalıştığı yerlerde buralardan mantar verir. Arkadaşlar geçen sene hatırlayan olduysa bu kütük ve diğer kütük olmak üzere toplam 5 defa farklı farklı ürünler almıştım. Ve ürünleri genellikle aşıladığım yerlerden, deliklerden almıştım. Gördüğünüz gibi diğer bir delik, diğer bir delik, diğer bir delik, diğer bir delik. Ve her neyse. Şimdi kütük sarımını nasıl bitirdi diye soranlar olacak. Onu da şu şekilde açıklayayım arkadaşlar. Aşıladığınız yer değil de farklı bir yerden. Mesela delikler burada. Bir delik, iki delik, diğer delik burada, şurada, şurada. Hani misali koyduğunuz yer değil de başka bir yerden mantar veriyorsa, bilin ki kütük sarımını tamamen bitirmiş demektir. Mesela arkadaşlar şöyle açıklayabilirim. Bakın. Daha öncesinden buradan aldım.
buradan aldım, buradan aldım ve bir pil de şu anda burada var. Yani böyle bir iki pin almak beni mutlu ediyor mu? Etmiyor. Ama mutluluğun en güzeli şu anda burada. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranı biraz netleştirirsem. Evet ekran netleşti. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir de burada var 13. Tabii bu delikten gelmiş. Yani aşladığım yerden gelmiş. 13. Bir de diğer tarafta vardı 14. Şu anda ben bu 14 pinin mutluluğu içindeyim işin doğrusu. İnşallah herhangi bir aksilik olmaz. Kuruma olmaz. Ne bileyim. Çünkü artık önümüz yaz. Düne kadar kış mevsimindeydik. Artık bir anda yazların geldiğini hisseder oldum. Yani diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Amatörce yapacağı yorumlar olur. Veya bu şekilde bir anlatım olur. Sonuçta amatörük arkadaşlar. Kılavuzumuz yok. Özellikle bu lafı kullanıyorum. Kılavuzumuz yok. Kılavuzumuz Google ve YouTube'dan başka bir kılavuzumuz yok. Tabii Google'da ve YouTube'da yapılan işlemler tabii onlar da bizim gibi amatörse bizim kılavuzumuz onlardır. Ki onlar da amatör değil. Türkiye'de ben en iyisiyim diyenlerden daha iyilerini izliyorum yani. Yani benim kılavuzum en başta YouTube, daha sonra Google'daki makaleler olmak dahil. Ve bu kadar başarıyı sarf ettim. Şimdilik elimden gelen bu kadar. İnşallah bu durumu daha güzel yerlere taşımak nasip olur. Herkese de nasip olur inşallah. İlerleyen zamanlarda mantarın durumuna göre ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet olsun.